Anakkale'ye doğru koşsun ordu. Taşıma gemilerine yetişir zaten. Bizim filonun bir kısmı yok olacak. Daha sonra orada liman yaptığımızda Afrika'ya rahatça gidebiliyor olacağız. Güzel pop growth'umuz geldi. Ya şeyden ne kadar çok giderseniz o kadar nüfusun artmasını sağlayan teknolojileri açmaya devam ediyorsunuz. Teknoloji demeyelim ona da inovasyonlar var. İnovasyonlar da çok önemli. İngilizlerin mesela var orada bir limanı şu an görüyorum. Adamların hepsi buraya liman atmış. Osmanlı'nın neden olmasın Afrika'da bir limanı? Sorarım size. İki mi Victoria? Evet. Nedir? Her köşe başına bir okul açın. Açarız. Açmazsak zaten dert olur. Kokand ve Zint. Hemen gelin bakalım. Yandan da işgal etmeye başlayalım bakalım. Haftaya maça gidiyorsun. Peki. Morocco. Orada bir şey gördüm. Bir 24K gördüm ben. Biz onunla kapışmadan bir geri çekilsek iyi olur. Bizi her türlü dövecek çünkü. Evet, kabileye yenilmedik demeyiz. Dur bakayım. Oraya göndermelik piyade hazırlayalım hemen. İlk gemiyi çok az askerle yolladık. O yüzden dayak yedik. Bari en azından bu sefer düzgün askerleri toparlayalım öyle gidelim. Tek farkı çok yoktur. Medeni değil zaten karşısı. O ayrı da. Tek farkı yine de o kadar fark etmez sayı anlamında. Çok daha ileride olman gerekir yani. Oyunun başında. İki gemiyi de yollayalım. İki filo beraber götürürüz. Toplamda 7 birim falan taşıyabiliyor oluruz zaten. Efficiency bir gelse de para bulsak. Aleykümselam, hoş geldin. Sayısal loto oynadın. Yani senden daha da böyle tiksinmemizi niye sağlamaya çalışıyorsun anlamadım. Aytekin. İyicene böyle vasıfsız olduğunu falan mı düşüneyim? Ne istiyorsun? Anlattığı şeye bak herifin ya. Pezemek turist diye mi gidiyorsun okula? Bana mı okuyorsun? Kime okuyorsun? Anlamadım ki. Himayeye mi? Direkt işgal edeceğiz. Oranın nüfusu çünkü önemli ve orayı daha sonradan kolonileşme için kullanacağız. Girmediğimiz dersten soru soruyorlar. Ne yapayım demiş. Sayısal loto oynama mesela. Her şeyden evvel. Nasıl fikir? Yapıyoruz bu işi değil mi? Böyle bindirelim. Buradan da binebilenler binsin ya. Kanal İstanbul yapacağız. Neden olmasın? Sorarım size neden olmasın. Abi çok yavaş ilerlemiyor mu askerler falan? 4x'te bir de yani. Şimdi Deniz kıyılarını ele geçirelim. Öyle olmaz. Sokoto'ya kadar ele geçeceğiz. Göstereyim size. Sokoto bu kadar içte kalıyor bu sırada. Kıyıya daha sonra kolonileşme yapmamız gerekecek. Hicaz gel bakalım altımıza. Oh, bir tax efficiency geldi. Bir rahatlayalım. Lumber mill falan çok önemli olacak ileride ama şu an ideological thought'la devam edelim. Oyunun müzikleri hakikaten çok tatlı ya. Vals müziği falan var ya, çok seviyorum. Fenden kaç not aldın en fazla? Bileyim ben. Ya soruya bak.
Benim matematiğim kötüydü. Fenle aram çok kötü değildi. Kimya ile aram biraz kötüydü. Anlamıyordum çünkü mol konusunu. Onun dışında ama tepkimeleri mepkimeleri şey yapardım yani, bilirdim. Hala daha da aklımdadır yani. O dioksit, trioksit, yok bilmem ne. O Latince isimleri. Okunuşları. Yandığı zaman ortaya ne çıkartır? Yanma tepkimesi nedir? Bu sırada bu savaşa savaş sebebi de eklememiz lazım. Tamamını alabilirsek iyi olur ama infimimizi arttıracak. Dolayısıyla biraz dikkatli gideceğiz. Bakın 5 oldu bile. Savaş uzarsa azalır, bir yer daha alabiliriz. Ama savaş uzamazsa daha da fırlar. O yüzden dikkatli olmamız şart. Daha sonra bir daha savaş açarız olmadı. Bir de burada deli gibi tükeniyor askerlerim. Ölüyorum. Kaybetme riski altındayız. Ve kayıp mı ettik? Gerçekten mi ya? Daha çok gemi lazım bize ya. Gemileri ver. Orduyu komple taşıyacağız oraya. Ver mehteri. Gitti bile ordu. Hangi mehter? Şu filo bir olsun da öyle gidelim. Dört gemi mi ürettik? 5, 6. Yarısını götürsün ya. Tamamdır. Gidek. Tunus. Tunus'u da hemen sfere ekle. Aynen. Azalt etkisini. Fabrikalar ne alemde? Yavaş yavaş çalışan kazanmaya başladılar. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla yavaş yavaş ama olsun. Neden ben kimyager seviyesinde kimya görüyorum? Benim yapacağım meslekte kimya yok. Lan ben niye gördüm? Allah Allah, turizmciyim. Genel kültür diye gördük işte. Saçma sapan bir eğitim sistemi var. Ne bekliyorsun? Ne istiyorsun? Anlamadım ki. Sisteme isyan etmen bir şey değiştirmiyor. Sistemin içinden evril, çık, düzelt sistemi. O zaman diyeyim ki tamam. Aferin, yaptın. Ama sistemin içinde sisteme isyan etmenin hiçbir anlamı yok gençler. Evet, herkes biliyor eğitim sisteminin ne kadar boktan bir şey olduğunu. Kimse size hayır demez diye tahmin ediyorum, hani eğitim sistemi de çok kötü dediğinizde. Ama yapacak bir şey yok. Eldeki bu. Eldekini düzeltmek sizlerin elinde. Ya da bizim neslin elinde. Ya da artık kimse, hangi kuşaksa. Y kuşağı. 20 sene sonra işte onu yapabilmen için çalışman lazım, okuman lazım. Göt. Oturdum sayısal loto oynadım diyerek olmaz. Osmanlı'nın ne işi var Afrika'da? Niye olmasın ya? Her masada biz yok muyuz? Aleykümselam, yeni başlasaydı 45 dakika olmuş, başlayalım. Buraya saldıracak. Z kuşağından sonra hangi kuşak gelecek? Ne bileyim ben. Hiç oturup okumadım. Neden bakabilirsiniz onu. Kuşak adlandırmalarını, ama zannetmiyorum henüz daha adlandırdıklarını herhalde. Belki adlandırmışlardır gerçi. Masa bizdeyiz. Bize mi oturuyorlar? Bir dakika, işin rengi değişir. Ben bunu hazır hissetmiyorum kendimi çünkü. Şimdi bir risk alıp bir toprağını daha almak isteyebiliriz. Sokoto Benin tarafını alırsak 5 infimi daha geliyor. 9 olacak infimi. 9 infimi iyi yani, öldürmez ama üstüne çıkarsak ağzımıza sıçarlar. O yüzden bu kadarıyla yetineceğiz yani.
Bu kadarını alacağız. Eyvallah, bitti deyip gideceğiz. Hoş geldin Vulaku. Alat. Aa, bizim Great Power ilişkilerine de bir el atmaya devam ki. Rusya ara bozup duruyorsun, bak sinirleniyorum. Eğer savaşı bitirmeyi kabul ediyorlarsa, ki ediyorlar gibi, evet. Proceed. Tamam, şurada iki tane birlik tutalım. Ya da üç tane tutalım, sıkıntı değil. Anakara'ya daha çok gerekecek bu birlikler ama. Şimdilik kalsınlar, ne yapalım. Clergy yetiştireceğim demiştim, hatırlıyorum fakat. Ama ve lakin, asker sayımız çok az. Dolayısıyla asker yetiştirmemiz lazım, yoksa kafamıza vururlar. Hiç o işe girmek istemiyorum. Koloni için ne gerekiyordu, ona bir bakayım hemen. Colonial Power için şeyden görecektik değil mi? Breech Loaded Rifle, State and Government istiyorsun. State and Government buralarda bir yerde değil miydi? Şu. Tamam, Breech Loaded Rifle da burada. Bol bol teknolojiye ihtiyacımız var o zaman, her şeyden önce. Onları yapmadan önce bir memleketi adam edelim mi ya? Edelim, nasılsa onun bir süresi var şu an, o süreye kadar şey yaparız bunu. Belli bir süreye kadar buna yetişemiyorsun zaten. Çok gecikmezsek ona daha sonra da gideriz yani. Sokoto'nun yarısını aldık sayılır. Ne kadar nüfus ediyor? Size onu da söyleyeyim. Bölgesel bakamıyorum nüfusu ama 158K'sı falan var. 40K'lar bilmem ne. Nereden baksanız 300K falan nüfus elde ettim orada. Düşman nüfusu da... Buralar daha kalabalıkmış gerçi. Burada da 500.000 nüfus falan var. Yani tamamını topladığınızda 1 milyona yakın... 1 milyon civarı falan nüfus elde etmiş oluyorsunuz işte. Öyle söyleyeyim. Nüfus açısından iyi bir şey. Onun dışında bir de o bölgede çok güzel kaynaklar var. O yüzden oraya büyümemiz de gerekecek. Hızlandıralım bu sırada ya. 4x'de bile çok yavaş geliyor bana oyun. O yüzden aksın, koksun, gitsin bakalım. Nijerya'da Osmanlı güzel. Abi Amerika'yı göstersin. Amerika toparlamış bile kendini. 5 Kanada orada aynı şekilde. Buradan bir de Etiyopya'ya falan sıçrarsak daha bile tatlı olur. Gerçi Etiyopya alaymış. Etiyopya'dan şeye sıçramamız, Mısır'a alttan sıçramamız ve Mısır'ı bitirmemiz falan çok güzel olur da. Mısır'ı genelde koruyorlar. Şu an Amerika koruyor mesela. Çok rahat olmaz. Anca böyle bir dünya savaşı çıkacak. Kimsenin umurunda olmayacak şey. Ki büyük savaşlar sık sık çıkıyor. Mısır kimsenin umurunda olmadığında arkadan saplayabiliriz. Evet. Eğitimi biraz yükseltelim. Administration %50'de de kalabilir ya. Her türlü şey yapacak şu an. Kurtaracak. Immoral business mı? Fuhuş dönüyor galiba burada bölgede. Lan geldik geleli hemen fuhuş mu başladı yani, bu mudur? Burada mafya var. Wow. Nijerya mafyası. Wow. Harbi korkutucuymuş. Throughput'a yatırım yapmak istiyorum. Bir yandan da şuraya bir yatırım yapmamız lazım. Lumber'a yatırım yapmamız lazım. Lumber'a bir yatırım yapalım sonra... Şey yaparız ya. Output burada. Throughput nerede? Duyuyor musun beni yavşak? Wow, okumam bayağı zor olacak seni ama Zenjix teşekkür ediyorum aboneliğin için. Umarım yanlış okumamışımdır. Input efficiency burada, output efficiency burada. Sıralamıştık daha önce de hatırlarsanız. En önemlisi throughput'tu. Throughput da burada olmalı o zaman. Burada. Yep. Yapabileceğiniz en önemli fabrika araştırması. Sezecen Yeze. Tamamdır yavrum. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Aramıza hoş geldin. Biraz daha gümrük vergisini düşürmeye başlayalım bu sırada.
Yıp yıp yıp. Moldova. Moldova. Aa, Rusların etkisinde değil. Coştur coştur coştur. Hiç acıma. Konu dışı olacak ama merak ettiğim bir şey var. Knights of Honor 2 çıktığı zaman oynamayı düşünüyor musun? Tabii ki. Knights of Honor radarımda, merak etmeyin. Onu daha önce de zaten oyun haberlerinde işledim onun. Nasıl gittiğini, ne olduğunu falan. Radarımda olan bir oyun. Radarımda birkaç tane daha oyun var da çoğu çıkmadı daha arkadaşlar. Çıktıkları zaman emin olun bayağı bir oyun atacağız. İyiyim yavrum. Teşekkür ediyorum. Victoria 3 hakkında yeni bir şey yok değil mi? Her hafta güncelleme geliyor işte. Geliştirici günlüğü yayınlanıyor. Yani onun dışında bir şey yok. Eğer soru o ise. Çimento fabrikasında yaptık. Yanlış hatırlamıyor isem. Burada demir yoktu diye hatırlıyorum. Malatya tarafında var. Bir de bu tarafta, Van tarafında var değil mi? Diyarbakır, Van. Hepsi aynı yere mi bağlı? Yok. Bunlar bu aynı yere bağlı. Tamam, Diyarbakır, Van'a da hemen bir çelik fabrikası. Takır takır fabrika yapmazsak güçten düşebiliriz. 8. sıradayız zaten. Böyle ucu ucuna tutunuyoruz. Asker sayımızın azlığı da buna bir ek sıkıntı. Throughput teknolojisini arttıralım ve sonra kolonizasyon için mümkün olduğunca koşalım. Nüfus kaybı şu an hastalıktan dolayı yaşanıyor galiba. Aslında inorganik chemistry'ye falan gittiğinizde daha da artıyor. Yanlış hatırlamıyorsam elektriğe gitmemek en mantıklısıydı burada. Elektrikten sonra sanki isyanlar mı başlıyordu? Bir bokluğu vardı sanki ama. Ya oraya kadar güzel şeylerimiz var. Valak ya. Hemen geliyorsun altımıza. Azaltıyoruz şeyini. Boy 5 radarında. Boy 5 yok yavrum. İyiymiş ama militancy'yi arttırıyor ya. Da prestiji düşürüyor. Militancy artsın bakalım. İsyan bastırmak bizim şeyimiz zaten. Ne demek güçten düşeceğiz? Çek sadrazam gücün iktidarını güçlendir demiş. Bu Antalya'da ne var? Antalya'da bir şey yok. Buğday. Muğla tarafında da kömür varmış. Güzel. Kömürün olduğu 3-5 yer var zaten. Onlar da bayağı güzel oluyor. Asimilasyon peki. Ne verdim? Moldova. Moldova. Gel. Devam. Tamam, yavaş yavaş fabrikaların içindeki işçi sayılarını doldurmaya başladık. Böyle böyle devam. Bol bol işçiye ihtiyacımız olacak. Uzun zamandır beklediğimiz oyunu. Hoş geldin. Next gel. Seni de aldık. Şöyle bir şey yapalım. Biraz Hindistan taraflarını da kendime yaklaştırmak istiyorum. Diyan biraz fazla uzak ama. Pers'le aramız çok iyi. Aa, Pers Rus bozulmamış. Devam ediyor. Two Sicilies falan kimsenin radarında mı ya? Two Sicilies'i belki şey yapabilirim. Bunları isme göre ayarla. Two Sicilies nerede? Ha. Aslında bizim radarımıza da girebilir Avrupa'da. Askini var. Avusturya'nın altındaymış. İspanya var ya. İspanya'ya da şey yapmaya çalışabiliriz. İspanya daha da zengin eder bizi. Mısır'ı tek savaşta alabiliyor musun? Hayır. Maksimum bu kadar alabiliyor olman lazım. Bir tane daha korun var. Onu da alırsan 100 102 puan falan oluyordu diye hatırlıyorum. Gümrük vergisini yine bir %15'e kaldıralım biz. Gelir bir inişli çıkışlı. Evet. State and government. Gel bakalım buraya.
Bunları 6'a alınca ne etki ya da artısı oluyor? Azı açıklama yapabilir misin? 6'a alma... Ya şöyle sıralama anlamında ben böyle yapıyorum. Şu oraya verdiğimiz yoğunluk, diplomatik yoğunluk. Hepsini aynı anda verirseniz hepsine daha az gidiyor normale göre. Uzaklık muzaklık da tabii ki etki ediyor. Ayrıca aranızdaki iyi ilişkiler de etki ediyor. Bunları 6'mıza alarak, yani etki çemberimize alarak oyununda belirttiği üzere bunların pazarını kendimize çekebiliyoruz. Dolayısıyla bunu mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum. Bu pazar olayı Victoria 3'te çok 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 güzel olacak gibi duruyor ama şimdilik bakalım. Başka fabrika yapılmadı değil mi? Şurada demin proje gördüm gibi geldi. Otoman. Gel bakalım. Bizim burada ne var? Bir piyade iki topçu mu var? 6 tane daha basabiliyor isek. 2 piyade. Bir piyade dedik. Bir tane daha. 4 etti. 2 topçu mu dedim? 3 topçu mu dedim? 3 tane ve 4 tane yetişiyorsa 4 tane. Bir tane de atlımız. Var mıydı atlısı bilmiyorum. Kimmiş? Selamlar İlteriş Han. İlteris. İyi seyirler. Bu neçe güzel bir yayındır demiş. Eyvallah. Kaan abi Etiyopya'ya girmeyi düşünüyor mu? Etiyopya ally'ım. Alliance'ım var. Dolayısıyla hayır. Yani Alliance'ı bozabiliriz ama infamy durumu söz konusu. Bence Etiyopya'nın Mısır'la savaşmasını bekleyip oradan sıçrasak daha bir hoş olabilir diye düşünüyorum. Transvali'de bence fulleyebiliriz. Başladılar mı lan bunlar şeye? Portekiz orayı alarak mı başladı? Orası onda mıydı hatırlamıyorum ama. Da 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 da. İnfimi nasıl düşürülüyor? Zamanla düşüyor. Onun dışında 1-2 event vardı. Oyun sonuna kadar daha hızlı düşmesini sağlayan falan. Ya da bir reform. Öyle bir şeyler olması lazım. Selamlar Matematik. Hoş geldin. Osmanlı'ya tüm Afrika'yı kolonize etmiştim bu oyunda. Tek çözemediğim askerlerin gücüydü. Nasıl yani askerlerin gücü derken? Yoksa EU4'te mi? Bu oyunda güçlü zaten İngiltere bayağı. Biraz yiyip yutacağız söyleyenler. Ona yapacak bir şey yok. Yemen gel hemen böyle. Yemen'de de kahve olması lazım. Bunlar ordu sıçıyor. Almanlar az ama öz ordu basıyordu. Benim askerler bir pert gibiydi. Pert için şu limitin üzerine çıkamazsınız zaten. 25 diyor. Şu an 25'in üzerine asker koyarsam zamanla attrition'dan, ottan, boktan ölüp gidecekler. O sayıyı arttırmam için de ülkedeki şey sayısını arttırmam lazım. Asker nüfusunun sayısını arttırmam gerekiyor. Size 25 yapalım şunu ama giderimiz bayağı yükseldi. Görce ne kadar var? 1.52. Fena değil. Çok fazla gemimiz var ve açıkçası bu gemiler çok cacık. İlk seviye gemiler olduğu için. Boşuna gemiye para harcıyor gibiyiz şu an. Evet onu biliyorum da askeri teknolojiye geri kalınca üzüyor düşman. Ha o ayrı. Teknoloji konusu bambaşka bir kanayan yara. Duyuyor musun beni yavşak? Kavalcı Frodo teşekkür ediyorum. Bugün Frodo'ya çok abanıyorsunuz bence ama. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Muzzle Loaded Rifles. Devam. Breach Loaded gerekecek şey için. Kolonizasyon için. Tamam. Şimdi yanında yazıyor zaten ama ben size bir daha anlatayım. O kısmı tam aklınıza otursun diye şey yapıyorum. Şimdi State and Government teknolojisini istiyordu. Onu yaptık. Ama yine de yanında kırmızı var. Onun da mevzusu şu arkadaşlar. Bunda teknolojide bir şey araştırmak. Eyvallah. Araştırabilirsiniz. Bir de buluşlar var. Bu buluşların ortaya çıkma şansları var. Mesela şu an Mission to Civilize'a ihtiyacımız var ya koloni için. %0 şansı varmış. Neden? Nationalism ve imperializm
market regulations, naval statistics gibi şeyleri araştırmamız gerekiyormuş. Ki ben de çoğu araştırmış değilim. Naval statistics burada mesela falan. Bunları market regulations da burada. Bunları araştırıp hızlıca kolonizasyona gitmeye çalışacağız. Ezbere olmasın, ne yaptığınızı bilin diye şey yapmaya çalışıyorum. Sırplar ve Abu Dhabi. Abu Dhabi gel buraya. Çok tatlı bir ismin var ya. Tap 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 tap. İngilizlerle ilişkilerimizi biraz daha arttıralım. İçim soldu artık, lütfen. Work harder. Work you maggots. Bol bol aramızı arttırmaya devam. Ege adalarında tansiyon mu yükseliyor? Sıçayım, yine başladı şeyler Yunanlılar. Ortalığı karıştırmaya bayılıyorlar ya. Şurada da asker lütfen. Askerlerimizi arttırmamız gerekecek. Bilik fabrikası. Çaliş çaliş çaliş. Mermi fabrikası ne istiyordu? Ona da bir bakayım. Çelik ve şey istiyor. Ben çeliğin yanına kurarım mermi fabrikasını. Daha sonraki şeylerin birçoğu çelik isteyecek çünkü büyük ihtimalle. Çelik ve mermi fabrikası yakında çalışsın, iyi olur. Musul'dan da şu Craftsman'ı alalım. Yetince var gibi. Eyvallah, sizle görüşelim ben. O ne öyle? Ne oluyor öyle? Ne krizi öyle? Aha! Neyse, söylemeyeceğim. Ama Ruslar Ege adalarını Yunanlılara vermeye çalışıyormuş. Bizim arkamızdaysa şu an İngiltere ve İskandinavya var. Prusya'yı buna çağırabilir miyiz? Ne kadar istiyor bize katılmak? Bayağı istiyor. İşte bu. Ama ne istiyorlar, onu da bilmemiz lazım bu sırada. They will not accept. Bir toprak istiyorlar büyük ihtimalle, aynen. Bu toprağı verirsem yalnız 11 infamy olacak direkt. Yani toprak verelim, Rusya'yı yanımıza çekelim. Yasoin, teşekkür ediyorum aboneliğin için. Ne oluyor, ne krizi? Kriz bu oyunda çok çok çıkan bir şey. 11 infamy bu sırada yüksek. Dikkat etmemiz lazım. Ama büyük ihtimalle kriz patlamayacak. Bayer Litovia. Direkt verdi toprağı. Okey. Hiç umurumda olmaz. Hiç umurumda olmaz. Şu bölgeyi verdi Prusya'ya ve krizi bitirmeyi sağladı. Fransa da onun arkasındaydı. Eğer bu krizi bitirmeseydik savaş patlayabilirdi. Şu an gücüm yok malumunuz. Ekonomiyi hiç katmıyorum zaten devreye. Rusya artı Fransa'nın olduğu bir savaşta ne İngiltere, ne Prusya, ne İskandinavya. Üçü bir arada zor olur. Prusya yeterince güçlü değil. Avusturya'nın da karşımızda gelme ihtimali olurdu. Başımıza dert olurdu. Biz o dertten kurtulalım. İnfimimizi azaltalım mümkün olduğunca giden süreçte. Sokoto'yu alalım ve daha sonra Mısır'ın güneyine doğru sıçrama fırsatı bulduğumuzda sıçrayalım. Rusya faka bastı. Toprak kaybetti ama faka bastı demeyelim. Muhtemelen daha sonra comeback'i olur onun bize. Yolsu elektrik olarak gelir. Yasoin, teşekkür ediyorum tekrardan. Dördüncü ayın kutlu olsun yavrum. Aniden saldım. Bir anda saldıralım. Bir anda yok edelim. Bir anda böyle. İspanya'nın üzerine oynayanlar varmış. Peki İngiltere ally olmak istemez mi ya? İngiltere'nin alliance'ı çok önemli arkadaşlar. Bakmayın, İngiltere iyi bir ally. Bu oyunda alabileceğiniz en iyi ally açık ara Prusya. Daha ziyade Almanya olmuş hali. Çünkü Rusya da size saldırırsa, Fransa da ortalığı karıştırırsa ikisinin de ağzının payını verebiliyor tek başına belli bir yerden sonra.
Ama o ana kadar tabii biraz sıkıntımız var. Şimdi market regulation'a kadar koşturacağım. Önce buradan gidelim çünkü diplomatik influence falan veriyor. Diplomatik olarak bonus sağlar, iyi olur. Yine kolonizasyon için ne istiyordu? Breech Loaded Rifle'ın Colonial Negotiations'ı istiyor. Bakalım o ne istiyormuş bizden. Aha, Breech Loaded'ı da açmamışım zaten. Machine Gun, Economic Responsibility, Naval Logistics. Yani her türlü Navy'ye gitmemiz gerekecek. Türkçesi bu. Şuraya rushlamamız gerekecek. En hızlı kolonizasyon şeyimiz için bu. Almanya ile müttefik ol, sonra hoş geldin Great War. Yenildi sayılmazsak sıkıntı yok gibi. Bilemiyorum. Sindi de aldık. Güzel. Gördüğünüz gibi etki küremiz bayağı büyüyor. Gücümüz de fena değil. Yani biraz zor duruyoruz sayılır ayakta ama yıkılmış değiliz. Biraz asker basabilirsem toparlarım da nüfus şu an asker desteklemiyor. Boğazları kapat, Ruslar geçmesin. Öyle pek işlemiyor ya. Gel bakalım sik. Araştırma hızı nasıl arttırılır? Araştırma hızı hem eventlerden arttırabilirsin. Bir, iki, culture'da vardı. Şurası research point veriyor ek. Ona ek olarak ülke nüfusunun %2'si optimal olarak clergyman olursa, %3 de clerk olursa artıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine mi tansiyon? Yine tansiyon. Ege Adaları. Bu sefer bir şey öneremem. İnfimim patlıyor. Bu sefer hakikaten diplomatik ilişkiye ihtiyacım var. Bu oyunda Amerika niye kimse sevmiyor? Amerika çünkü çok zor egemen. Neden zor? Şöyle anlatayım sana. Oynaması zor olduğu için değil de şeyi çok kötü. Oyuna başlıyorsun. Şey kavgası var. İç savaş kavgası var. Kölelik üzerine. Ve tek tek, bak her eyalet bile değil, her ilde tek tek bununla ilgili event çıkıyor. Yani oyunda 2 dakika ilerliyorsun, devamlı event püskürtüyor suratına. Çok insanı deli ediyor. İyi değil o açıdan. Devamlı event, devamlı event geliyor. İnsan oyundan bıkıyor. Amerika oynamak o yüzden çok zevksiz geliyor bana. Nüfus devam. Pası da ekledik. Oh, etki küremiz büyümeye devam ediyor. Red Power ittifaklar varsa -1000 Alliance isteği oluyordu yanlış hatırlamıyorum. Olabilir. Bakmadım, bakalım. Too many great power allies. Evet, İskandinavya almamız biraz sıkıntı yarattı. Olsun, ilişkilerimizi arttırmaya devam. Lover exposed mu? Transvali'de katmaya çalışalım altımıza. O da Afrika'daydı. Sokoto saldırımız biraz yavaşlayacak tabii şeyden dolayı. Infamy'den dolayı. Orta sınıftan aldığım vergiyi bayağı bir azaltmak istiyorum. Çünkü çok sağlam para topluyoruz. Eğitimi olan yatırımı arttırmaya devam. Sırplarla aramızı kötülemeye çalışıyormuş Rusya. Niye şaşıracağım? Bu oyunda bir Osmanlı, bir Japonya oynamayı seviyorum. Zaten en zevklisi o ikisi. Yani ben bir de İspanya'yı seviyorum açıkçası. Onun dışında gerçekten şey yapamıyorsunuz. Eğlenecek bir ülke yok bence oyunda. Aleykümselam. Çok gereksiz uğraştırıyor çünkü. Biraz daha böyle kullanıcı dostu menüleri falan olsa hani yapılır ama çok şeyle uğraşmak pek bir keyifsiz oluyor. Bunda. Da 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 da.
Çin'le güçlenirsen bir daha işte ihtiyacın kalmıyor ve sanayi coşuyor. Çin zaten bir acayip hileli Çin. Çin'in ekonomisini hilelemiş herifler anasını satayım içinden çıkamayınca. %51 yap. İyi, %10 oldu okuma yazma oranı. Geldiğimden beri %6 arttırdık sayılır. Fena değil. Oyun yapımcısı bile mekaniğini bilmiyor ama işte demiş. Ya şöyle, o da yapımcı ekip değiştiği için bilmiyorlar. Nasıl işlediğini. Kodlar bozulmuş mu, silinmiş mi, kayboluyor. Kodlar olmadığı için bilmiyorlar nasıl işlediğini ve hile yaparak düzeltiyorlar. Normalde Çin dünya ekonomisini çökertiyor oyunda, tamam mı? Dünya ekonomisinin çökmemesi ve herkesin rahatça oynayabilmesi için oyunu Çin'e hileyle şey katmışlar. Her ay otomatik bir kaynak mı ekleniyor, para mı ekleniyor, bir şey ekleniyor devamlı Çin'e. Onu daha önce anlatmıştım, YouTube'da videosu var onun. Yoksa Çin yüzünden global ekonomi çöküyor. Ne oluyor öyle, o ne öyle? Prusya savaşta... Ne savaşı var öyle? Franco-Prusya savaşı. Prusya, İngiltere, karşısında da Fransa, Avusturya, Belçika. Oh. Ruslar da verdiği toprağa geri saldırmış. İngilizlerle Prusya'ya tekrardan savaşıyor. Prusya kısacası dünya savaşı veriyor şu an. Bizi bağlamaz. Ben bunu bilirim.